Herkese merhabalar. Ben Agi Bilgisayar Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Çağrı Güngör. Bugün sizlere ben bilgisayar mühendisliğini tanıtacağım. Öncelikle sunumum detayına geçmeden önce sizlere kendimi kısaca tanıtmak isterim. Ben aslen Ankaralıyım. ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'den 2001 yılında lisansımı aldıktan sonra Aselsan'da yaklaşık 3 sene çalıştım. Aselsan'da çalıştığım proje konusu Alman Leopard tanklarının modernizasyonu projesiydi. Ve bu projede e, tankın içerisindeki atış kontrol bilgisayarının yazılım ve kontrol haberleşme e, fonksiyonlarını yöneten ekibin içindeydim. Çok zevkli bir projeydi. Savunma sanayinde hakikaten ses getirici bir projeydi. Daha sonra 3 sene ASELSAN'da çalıştıktan sonra e, akademisyen olmaya karar verdim. Ve e, dünyanın elektrik ve bilgisayar mühendisliği konusunda e, ilk onunda yer alan Amerika'da Georgia Tech Üniversitesi'nden e, doktora bursu aldım ve Amerika maceram başladı. Amerika'da bilgisayar mühendisliğinde e, kablosuz haberleşme, yapay zeka konularını içeren bir doktora tamamladım. Sonra birkaç sene Amerika'da bir şirkette, Eaton ismini e, verilen bir şirketin arge e, yöneticisi olarak çalıştım. Sonra eşim Türk, oğlum oldu, Türkiye'ye dönme kararı aldım. Yaklaşık e, 9 seneden beri Kayseri'de Agü Bilgisayar Mühendisliği'nin kurucu bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Bugün ben size bilgisayar mühendisliğinin iş olanaklarından bahsedeceğim. Kariyer fırsatlarından bahsedeceğim. Bizim bölümümüzün avantajlarından bahsedeceğim. Sonrasında da soru cevap bölümümüz olacak. Sunumum yaklaşık bir 20-25 dakika sürecek. Sunum sonrasında da sizlerin sorularını da dinlemek isterim çünkü aklıma gelen bütün sorulara cevap vermeye çalışacağım sunumumda ama kaçırdığım, aklıma gelmeyen bazı konular, hususlar olursa da sizleri dinlemek veya sohbet bölümünde, soru cevap bölümünde sorularınızı da görmek isterim. Şimdi arkadaşlar bilgisayar mühendisliği ile ilgili detayları geçmeden önce ben sunuma bir kısa bir soruyla başlamak istiyorum. Size göre dünyayı değiştiren fikirler ve buluşlar neler dediğimde ben bu soruyu arkadaşlar birçok fen lisesine, Anadolu lisesine, başarılı liselere gidiyorum. Ve bu soruyu sorduğumda öğrencilerimiz uçak, otomobil, elektrik, bilgisayar, cep telefonu, internet, bilgisayar oyunları gibi cevaplar veriyor. Peki bu fikirlerin, bu buluşların 50 milyon kullanıcıya ulaşma süresi nedir diye sorduğumda arkadaşlar ben bunu araştırdım. Uçağın 50 milyon kullanıcıya ulaşma süresi 68 yıl. Otomobilin 50 milyon kullanıcıya ulaşma süresi 62 yıl. Elektriğin 46 yıl. Bilgisayarın ise 14. Cep telefonun 12. internetin 7 yıl. Facebook uygulamasının 4 yıl. Ve bilgisayar oyunu Pokemon Go oyununun ise 19 gün. Göreceğiniz üzere arkadaşlar bilgisayar teknolojilerinin dünyada yayılmasıyla beraber Özellikle internetin yayılmasıyla beraber dünyayı değiştiren buluşların, fikirlerin insanlara ulaşma süresi giderek kısalıyor, kısalıyor. Bir uçağın kullanıcı sayısının 50 milyon kişiye ulaşma süresi yaklaşık 68 yıl olduğunu görüyoruz ama bir bilgisayar oyunu 19 günde 50 milyon kullanıcıya ulaşabiliyor. Bu aslında arkadaşlar bilgisayar teknolojilerinin gücünü gösteriyor ve yaygınlaşmasıyla beraber bilgisayar mühendislerinin çalıştıkları firmaların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Başka bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar, bilgisayar teknolojilerinin gücünü daha iyi anlayabilmek için. Amerika'da Delta Havayolları diye bir havayolu şirketi var. Bu şirket 1925 yılında kurulmuş, yaklaşık 91 bin çalışanı var ve piyasa değeri yaklaşık 17 milyar dolar ve uçakları var, insanları ve eşyaları bir yerden bir yere taşımaya çalışıyor. Başka bir Amerikan şirketi var, 1999 yılında kurulmuş, çalışan sayısı 55 ve bu şirket WhatsApp, Facebook'a 2014 yılında satıldığında 19 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Sizce WhatsApp'ı bu kadar değerli kılan ve bu kadar yüksek bir rakamdan değer biçilmesini sağlayan nedir diye baktığımızda aslında WhatsApp'ın sahibi olduğu kullanıcı bilgisi, yaklaşık birkaç milyar kullanıcıya sahip olan bu uygulamanın içerisinde kullanıcıların profil bilgileri, kullanım alışkanlıkları, nelerden hoşlandıkları gibi bilgiler yer alıyor ve WhatsApp farklı şirketlere bu bilgilerin paylaşımını, kullanıcıların rızasını alarak yaparak bu değere ulaşıyor. Aslında bilgisayar teknolojilerinin gücünü daha iyi anlayabilmek için şöyle bir slogandan bahsedebiliriz veri yeni çağın petrolü oldu arkadaşlar. Niye bunu söylüyorum? Bundan arkadaşlar yaklaşık 100 yıl önce, 50 yıl önce otomotiv sektörü ve diğer ulaşım sektörlerinin gelişmesiyle beraber petrolün değeri ortaya çıkmıştı. Ancak son 15-20 senede veri yeni çağın petrolü olarak kabul edilmeye başlandı. Dünyada bu değişimler olurken arkadaşlar peki Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de de güzel haberler var. Sevindirici haberler var. Belki sizler de basından takip ediyorsunuz. Türkiye tarihinde en az çalışanla, en kısa sürede en yüksek değere ulaşan firmada bir oyun geliştirme firması olan Peak Games oldu arkadaşlar. Peak Games insanlara oyun oynatmaya çalışıyor. Yaklaşık 100 çalışanı var. Yaklaşık 12 sene önce kurulmuş. Amerikalı bir şirket tarafından satın alındığında 1.8 milyar dolarlık bir değer belirlendi arkadaşlar. Bunu niçin söylüyorum? Çağımız öyle bir duruma geldi ki tüm dünyada, globalde bilgisayar teknolojileri yaygın bir şekilde kullanmaya başlandı ve bilgisayar mühendislerine ihtiyaç giderek artmaya başladı. Zaten bu gözlemimi destekleyici olacak başka bir olgu ise Türkiye'de ve dünyada üniversitelerin bilgisayar mühendisliklerinin puanları giderek yükseldi. Özellikle Türkiye'de tüm üniversitelere baktığımızda bilgisayar mühendisliği başarı sırası olarak ya birinci sırada ya ikinci sırada olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar peki bu hemen yaşandı mı? Hayır. Amerika'daki en büyük şirketlere baktığımızda 1900'lü yıllarda çelik şirketleri, petrol şirketleri çok gündemdeydi. Ama son 10 senedir, 15 senedir dünyada, Amerika'da en büyük 10 şirket dediğimizde aklımıza Apple, Alphabet yani Google, Microsoft, Amazon, Facebook gibi şirketler geliyor arkadaşlar. Niçin böyle bir değişim yaşandı? Sunumun başında söylediğim gibi bilgisayarlar arkadaşlar o kadar çok hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ki hemen hemen tüm sektörlerde bilgisayarları kullanıyoruz. Örneğin bir bankacılık uygulamasına bir yerden bir yere bir para göndermek için mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Örneğin enerji sektöründe, örneğin savunma sektöründe, örneğin otomotivlerde, sürücüsüz arabalarda bilgisayar mühendisleri sistemleri geliştiriyor. Hatta bilgisayar mühendisliği arkadaşlar bu teknolojik değişimler olduğu için sektörden bağımsız farklı şirketlerde çok rahat kariyer fırsatları bulabiliyor. Kendimden örnek vereyim. Ben kariyerime savunma sanayinde Aselsan'da çalışarak başladım. Daha sonra elektronik sektöründe olan Eaton firmasında çalıştım. Sonrasında eğitim dünyasına adım attım, akademisyen oldum. Ve sonrasında da kendi şirketimi kurdum. Şu anda telekom sektörüyle, yapay zeka firmalarıyla birlikte çalışıyorum. Aynı zamanda Agü Bilgisayar Mühendisliği'nde bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu Amerika'daki en büyük 5 şirketin bilgisayar teknolojileri üzerine odaklanması aslında 2000'li yıllarda başladı. 2016'dan sonra arkadaşlar Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook gibi şirketlerin sırası değişiyor ama ilk beşteki bütün şirketlerin bilgisayar mühendisliği ile ilgili şirketler olduğunu görüyoruz. Sözün kısası arkadaşlar, dünyada bir değişim söz konusu ve değişim, değişimle beraber ekonomi, şirketler, kültürler, meslekler, eğitim değişiyor. Özellikle akıllı şehirler, mobil cihazlar, sosyal medya, süper bilgisayarlar, robotlar, ulaşım sektöründeki gelişmeler hayatımızı kökten değiştiriyor. Son 2-3 senedir yaşadığımız COVID pandemisi nedeniyle bilgisayar mühendislerinin önemi giderek artmakta. Nedeni de arkadaşlar sektörden bağımsız olarak arkadaşlar şu anda teknik, teknoloji odaklı şirketlerin çalışanları uzaktan çalışabiliyor. Hatta geçenlerde Microsoft'un bir genel müdürünün yazısını okudum. Şöyle diyor, biz dünyada dijital devrimin yaşanacağını bekliyorduk. Ancak 5 sene içerisinde olması gereken devrim COVID ile beraber 3 ayda oldu. Dijitalleşen bir dünyada arkadaşlar yazılım tüm insanlığın ortak dili haline geldi. Bu değişimleri yaşarken arkadaşlar şunu görüyoruz. Teknoloji her şeyin önünde ilerliyor. Kültürleri etkiliyor, meslekleri etkiliyor. Ben bugün size bilgisayar mühendisliği ile ilgili kariyer fırsatlarından bahsedeceğim. Sizin gibi genç, başarılı, üniversite sınavına girmiş, bölüm arayan, üniversite arayan öğrencilere hangi bölümü neden seçmeniz gerektiğini ve Agi Bilgisayar'ın avantajlarını, kariyer fırsatlarını kısat kısaca özetleyeceğim. Arkadaşlar sunumun detaylarına girmeden önce size yine kısa bir soru yöneltmek istiyorum. Hepiniz üniversite sınavına girdiniz. Hepinizin başarı sırası farklı bir bölümü tercih ederken hangi kriterlere göre bölümü tercih ediyorsunuz? Bu soru çok önemli ve kritik bir soru. Çünkü geleceğinize belirleyecek arkadaşlar. Bu sorunun cevabı öğrencilere göre değişir. Bana göre farklı, size göre farklı kriterler öne çıkabilir. Ben akademisyen olduktan sonra zaman buldukça fen liselerine, Anadolu liselerine, kolejlere, başarı liselere Türkiye'nin dört bir köşesindeki farklı illere ulaştım ve onlara bu soruyu yönelttim. Siz hangi kriterlere göre bölümü tercih ediyorsunuz, üniversiteyi tercih ediyorsunuz diye sordum. Öğrencilerin çoğunluğu mezunların iş olanakları ve yurt dışı iş imkanlarına baktığını söyledi. Bir kısmı bölüm hocalarının başarısı ve uluslararası deneyimin çok önemli olduğunu, çünkü başarılı hocalardan eğitim almak istediklerini söyledi. Diğerleri üniversitenin esas faaliyetinin eğitim ve araştırma laboratuvarları olduğunu Özellikle bilgisayar mühendisliği gibi teknolojik bir alanda laboratuvarların önemli olduğunu söyledi. Diğerleri eğitimin yanında o bölümün araştırmaya önem vermesi gerektiğini, teknoloji odaklı, yenilikçi teknolojileri içeren bir eğitim müfredatı içermesi gerektiğini söyledi. Bu soruları biraz daha detaylı sordum da arkadaşlar. Yaklaşık 10 taneye yakın temel e, kriter belirlendi. Örneğin Bazıları öğrencilerin memnuniyetinin çok önemli olduğunu, uluslararası değişim programlarının önemli olduğunu, İngilizce %100 eğitimin kariyerleri için çok önemli olduğunu ve bu nedenle İngilizce eğitim veren yerleri tercih etmek istediklerini. Diğer arkadaşlar yurt içi ve yurt dışı stajlar, kariyer fırsatlarının geniş olması gerektiğini, yurt imkanlarının, kampüs ortamlarının, öğrenci kulüplerinin önemli olduğunu belirttiler. Ben arkadaşlar işte bu belirtilen kriterlere göre sunumumun ilerleyen slaytlarında sizlere her bir kriter için AGÜ Bilgisayar Mühendisliği olarak biz neler yapıyoruz, neleri başardık, bizim öğrencilerimize sunduğumuz avantajlar nelerdir? tane tane sizinle bunları paylaşacağım. Sizin de aklınıza takılan başka sorular varsa sunumun sonrasında soru cevap bölümünde, sohbet bölümünde onlara da cevap vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ilk kriter dedik ki bir üniversiteyi bölümü seçerken mezunların iş olanakları çok önemli. Peki bilgisayar mühendisliğini seçtiğinizde kariyer seçenekleri neler? Aslında yurt dışında ve yurt içinde çok farklı kariyer seçenekleri var arkadaşlar. Örneğin bilgisayar mühendisliği okuduğunuzda, mezun olduğunuzda bizler gibi doçent, profesör olabilirsiniz. İlk önce asistanlıkta üniversitelerde iş bulabilirsiniz veya girişimci olarak startup, bilgisayar mühendisliği gibi akıl gücüne dayanan biraz da böyle matematik, algoritma, yazılım gibi konularda odaklı olan kişilerin çok rahat kurabildiği startup şirketler kurabilirsiniz veya şirketlerde mühendis veya yönetici olarak çalışabilirsiniz. Yani bu konuda hemen size bir örnek vereyim. Bizim öğrencilerimizin yaklaşık %10'u kendi şirketlerini kuruyor. Özellikle yapay zeka siber güvenlik, oyun programlama, blok zincir gibi konularda şirketlerini kuran mezunlarımız var arkadaşlar. %15-20'lik kısım ise arkadaşlar daha çok bizler gibi akademisyen olmak istiyor. Üniversitede çalışıyorlar. Doçent, profesör, asistanlık gibi farklı pozisyonlarda yer alabilmek için master ve doktora yapıyorlar arkadaşlar. Ama öğrencilerimizin şu anda gördüğümüz kadarıyla %60'tan 70'ten fazlası özel şirketlerde, çok uluslu şirketlerde veya ulusal büyük şirketlerde, ARGE firmalarında mühendis veya yönetici olarak çalışıyorlar. Örnek mi vereyim? Agü bilgisayar mühendisliğinin mezunlarının arkadaşları çalıştığı yerlere baktığımızda Aselsan, Havelsan, Huawei, Philips, Nokia gibi ulusal ve uluslararası dünya çapında şirketlerde çalışıyor Agü bilgisayar mühendislerinin mühendisinin mezunları arkadaşlar. Tabii burada şu soru geliyor. Öğrencinin sadece Türkiye'de mi çalışıyor? Arkadaşlar Agü Bilgisayar Mühendisliği'nin mezunlarının %30'dan fazlası yurt dışında farklı pozisyonlarda. Özellikle Almanya, İngiltere, Danimarka, İrlanda gibi İspanya gibi farklı yerlerde çalışıyorlar arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü bir bölümden mezun olduğunuzda hem yurt içi hem yurt dışı kariyer fırsatlarının olması sizin için çok büyük bir avantaj. Özellikle bizim mezunlarımız arkadaşlar mezun oldukları 3 ay içerisinde %100 iş bulma olasılığını, potansiyelini yakalamış durumundayız. Bu bizim için hem önemli bir kriter hem de sizin gibi başarılı adayların bilgisayar mühendisliğini, AGÜ bilgisayar mühendisliğini tercihlerinde yer alması için en önemli etkenlerin başında arkadaşlar. Yani özetleyecek olursam bilgisayar mühendisini okudum, çalıştım, çok iyi bir ortalamayla mezun oldum, iyi yerlerde stajlar yaptım, iyi şirketlerde deneyimler kazandım. Bunun sonrasında mezun olduğumda iş bulabilir miyim diye sorduğunuzda şu anda ulaştığımız nokta arkadaşlar mezunlarımızın %90'dan fazlası daha mezun olmadan iş teklifi alıyor. Geri kalan %10'da 3 ay içerisinde zaten hemen iş buluyor. Biz bunu başarıyı yakalayabilmek için çok çaba sarf ettik. Bazı öğrenci yenilik avantajı olacak eğitim ve araştırma müfredatlarımızda değişiklikler, yenilikler yaptık. Şimdi ilerleyen slaytlarda bunlarla ilgili sizlere detaylar sunmak istiyorum. Örneğin arkadaşlar biz bilgisayar mühendisliğini kurmadan önce kariyer için önemli noktaları belirledik. Yaklaşık olarak 2013 yılında bilgisayar mühendisliğini kurma kararı aldığımızda ben ve ekibim Amerika'daki, Avrupa'daki, Asya'daki başarılı üniversiteleri, başarılı bölümleri incelediğimizde şunu fark ettik arkadaşlar. Dünyada şu anda ne kadar iyi olursanız olun teknik anlamda yabancı dil, İngilizceyi konuşabiliyorsanız çok büyük bir avantaja sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Nedeni de teknolojiyi takip için, kişisel gelişiminiz için, uluslararası şirketlerde çalışabilmeniz için, geliştirdiğiniz ürünleri, sistemleri anlatabilmeniz için teknik olarak İngilizceyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bazen karşılaşıyorum öğrenciler diyor ki hocam İngilizceyi ben İngilizce kursuna giderek de öğrenemez miyim? Evet öğrenirsiniz. Ama arkadaşlar mesleki İngilizce, teknik konularda, teknolojik konulardaki İngilizceyi üniversitede öğrenebilirsiniz. Bu nedenle. İster abi bilgisayar mühendisliğini tercih edin veya bir başka bölümü tercih edin. İngilizce eğitim veren bir mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğini tercih etmenizi sizlere şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer önemli noktalar olarak diğer başarılı üniversitelere dünyada baktığımızda disiplinler arası çalışmalara yatkınlığın, takım çalışmasının, uluslararası projelerde eğitim görürken yer almanın çok büyük avantaj olduğunu gördük arkadaşlar. Bunları niye size anlatıyorum? Biz Agü Bilgisayar Mühendisliği'ni kurarken bu kriterleri başarılı bölümlerin, başarılı üniversitelerin, dünya çapındaki üniversitelerin özelliklerini inceleyerek arkadaşlar üniversitemizde bilgisayar mühendisliğini kurduk. Neredeyse sıfırdan tasarladık. Bu nedenle de arkadaşlar biraz önce söylediğim üzere öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Türkiye'de ve dünyada çok iyi şirketlerde direkt iş bulabiliyorlar arkadaşlar. Peki neler yaptık bu başarıya ulaşabilmek için? Onlardan kısaca bahsedelim. Örneğin arkadaşlar, AGÜ'de uluslararası deneyimin çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve uluslararası deneyimi artırabilmek için eğitim dilimizi İngilizce olarak seçtik. Ve İngilizce eğitim arkadaşlar beceri odaklı bir dil eğitimi veriliyor AGÜ'de. Niçin böyle bir beceri odaklı dil eğitimine odaklandık? Arkadaşlar özellikle Türk öğrencilerde yazma, okumada çok fazla bir İngilizce'de sorun olmayabiliyor. Ama konuşma, dinleyip de konuşlarını anlama konusunda bazı sorunları olan öğrencileri gördüğümüzde beceri odaklı İngilizce dil eğitiminin öğrenciye çok fayda sağladığını gördük. Bu ne demek derseniz, örneğin bir öğrenci bizim üniversitemizde kazandığında Yazma ve okumada eğer lisesinde İngilizce'de ileri seviyede ise üst kurdan başlıyor. Konuşma ve dinlemede becerisi biraz daha gelişime açıksa onlar biraz daha düşük buradan başlıyor. Böylelikle de arkadaşlar farklı yeteneklere farklı kurlardan başlayabildiğiniz için sizlerin İngilizce dil konusundaki seviyesi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle uluslararası öğretim üyelerinden oluşan akademik kadroyla devamlı yabancı dille verilen eğitim aslında sizlere çok fayda sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda uluslararası deneyiminizi arttırmak için yurt dışı staj olanakları ve değişim programlarıyla öğrencilerimizi özellikle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde stajlara veya bir yıl okumaya gönderebiliyoruz. Örnek vereyim, Agü Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri İspanya'da, Danimarka'da, Almanya'da, İngiltere'de stajlar yaptılar. Hatta bazıları bu ülkelerde bir yıla kadar okudular. Mesela şu anda bilgisayar mühendisliğindeki olan bir öğrencimiz dördüncü sınıfta İspanya'da bir dönem okudu. Başka bir öğrencimiz Polonya'da bir yıl okudu. Değişik değişim programlarından faydalandı. Amacımız neydi? Öğrencimizin daha mezun olmadan uluslararası deneyimini sağlayabilmekti arkadaşlar. Bunu da gururla söylüyorum. Bu yaptığımız faaliyetler, yurt dışı stajları ve değişim programları sayesinde öğrencilerimiz mezun olduğunda dikkat edin. %30'dan fazlası yurt dışında çalışmaya başladı arkadaşlar. Peki sadece stajlar, sadece değişim programları mı? Hayır. Biz arkadaşlar bilgisayar mühendisliğinde son sınıftaki bitirme tezi projelerini de uluslararası firmalardan, uluslararası işbirliği yaptığımız üniversitelerden almaya çalışıyoruz. Örneğin arkadaşlar geçen sene bazı öğrencilerimiz İspanya'da blok zincir üzerine, Norveç'te akıllı şehirler üzerine, Hollanda'da oyun programlama üzerine, Almanya'da otonom araçlar üzerine, Polonya'da bina yönetimi üzerine, Hollanda'da enerji yönetim sistemleri üzerine gibi farklı alanlarda çalıştılar. Farklı alanlarda bitirme projeleri gerçekleştirdiler. Bu çok önemli bir e, olgu. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Eğer eğitim sırasında ya stajla ya projelerinizle ya da değişim programları imkanıyla uluslararası deneyim kazandığınızda hem Türkiye'de belli başlı başarılı seçkin şirketlerde iş bulma olasılığınız artıyor. Hem de mezun olduğunuzda direkt yurt dışındaki başarılı şirketlerde bu referansları göstererek, projelerinizi anlatarak, başarılarınızı özetleyerek iş olanakları rahat elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki biz uluslararası deneyimi sağlayabilmek için projeler, stajlar, İngilizce dil eğitimine önem verdik dedik. Başka ne yaptık arkadaşlar? Agü Bilgisayar Mühendisliği'ni öne çıkarabilmek için 7 artı 1 eğitim modeli dediğimiz bir eğitim müfredatını izliyoruz. Bu eğitim müfredatın detaylarına gelecek olursak, diyelim ki Agü Bilgisayar Mühendisliği'ni kazandınız. İngilizceniz ise hazırlık okulunu sınavda geçiyorsunuz, direkt bölüme başlıyorsunuz. Ve ilk 7 dönem kampüs ortamında teorik ve uygulamalı eğitimlerle, laboratuvar çalışmalarıyla, projelerle, stajlarla, kampüste, stajlarda ise yaz stajlarında şirketlerde geçiriyorsunuz. Yaklaşık bu süre üç buçuk senenizi alıyor arkadaşlar. Biz Agü Bilgisayar Mühendisliği'nde öğrencilerimizin, mezunlarımızın iş bulma olasılığını mezun olmadan önce artırabilmek için ve işleri deneyimi kazanabilmek için 4. sınıfın son dönemindeki tüm dersleri kaldırdık. Öğrencilerimize yurt içinde ve yurt dışında uzun dönemli stajlar sunuyoruz arkadaşlar. Ne demek oluyor arkadaşlar? Mesela siz geldiniz, 3,5 sene okudunuz. Son dönem 4-5 ay Aselsan, Havelsan, Vodafone, Nokia, Huawei, Garanti Bankası, Türk Telekom gibi seçkin şirketlerde veya yurt dışında Almanya, İngiltere, Danimarka, İspanya gibi şirketlerde stajlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu söylediğim şirketler ve ülkeler bizim Agü Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyan Agü Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olan öğrencilerimizin çalıştıkları ve staj yaptığı yerler. Genelde de arkadaşlar öğrencilerimiz 4. sınıfta Şubat ayından Haziran'ın sonuna kadar çalıştığı şirketlerden full time yani staj yaparken daha tam zamanlı olarak iş teklifi alıyorlar arkadaşlar. Zaten biraz önce size söylediğim daha öğrencilerimiz mezun olmadan %90 seviyelerde iş teklifi almasının en önemli nedenlerinden birisi 7 artı bir eğitim modelini Agü Bilgisayar Mühendisliği'nde uygulamamız arkadaşlar. Bu konu çok önemli olduğu için buraya biraz daha vakit ayırmak istiyorum arkadaşlar. Agü'de arkadaşlar bilgisayar mühendisliği eğitim modelimizde biraz önce söylediğim üzere dünyadaki başarılı üniversitelere bölümleri inceleyerek oluşturduk arkadaşlar. Örneğin birinci sınıfta oyun programlamayla yazılma başlıyoruz. Java, C++, Python programlarını ilerleyen zamanlarda birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta farklı projelerle günlü, gerçek dünyadan projelerle öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Niçin Java, Python gibi programlama dillerini seçtik? Çünkü arkadaşlar danışma kurulumuz sayesinde sektördeki gelişmeleri takip ettiğimiz için özellikle Java programlama dilinin, Python programlama dilinin şirketlerin ihtiyacı olduğunu, Stajlarınızda ve mezun olduğunuzda bu programlama diline sahip, e, bu konuda tecrübeye sahip öğrencilere, mezunlara ihtiyaçları olduklarını gördüğümüz için eğitim müfredatımızı bu programlama dilleri üzerinde oluşturduk. Özellikle lisede bilgisayar yazılımı ile ilgili hiçbir ders almamış, programlamaya ilgisi var ama daha önce tecrübesi olmayan bir öğrencinin bu konuları rahat anlayabilmesi için biz birinci sınıfta Oyun programlamayla programlama, programlama yazılım dersine başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sınıf arkadaşlar genellikle temeli oluşturmak için programlamaya giriş dersi ve biraz daha üst seviye programlama dersleri, mesleğe alıştırma dersleriyle ve projeleriyle başlıyor. İkinci sınıfta ne yapıyoruz? Artık ikinci sınıfta arkadaşlar programlama yazılım bilgisi olan öğrencilerimize daha üst seviye çıkarıyoruz. Veri tabanı, yazılım mühendisliği, veri yapıları gibi bilgisayar mühendisliğinin daha önemli, daha kritik konularını öğretmeye başlıyoruz. Agü Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin diğer bölümlere göre fark yaratabilmesi için arkadaşlar, diğer üniversitelerde dördüncü sınıfta öğretilen mobi, mobil uygulamalar, mobil teknolojiler, yani iPhone, Android gibi tabletlere, telefonlara program geliştirmenizi sağlayan teknolojileri ikinci sınıfta öğretiyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni arkadaşlar ikinci sınıfın yazında yaklaşık bir buçuk aylık stajınız var. Ve bizim öğrencimizin kendi yeteneklerini, tecrübelerini gösterebilmesi için mobil uygulama derslerinin çok önemli olduğunu fark ettik. Dördüncü sınıf gibi çok geç bir dönem, dönem yerine ikinci sınıfa yerleştirdik ki öğrencimiz ikinci sınıf yazında kendini gösterebilsin. Şirketlere anlamlı projeler gerçekleştirebilsin. ihtiyaca cevap verebilsin diye düşündük. Üçüncü sınıfta ne gibi dersler var? Yapay zeka, blok zincir, ağ güvenliği, haberleşme ağları, biyoinformatik, e, siber güvenlik gibi farklı konularda bilgisayar mühendisliği, bilgisayar teknolojileri üzerinde çalışanların ihtiyaç olduğu alanlarda dersler öğretiyoruz arkadaşlar. Ve dördüncü sınıfta da seçmeli teknik derslerden sonra son dönemde uzun dönemli stajlar sayesinde öğrencilerimizin daha mezun olmadan şirketlerde deneyim kazanmasını, böylelikle üniversitede öğrendikleri teorik ve uygulamalı eğitimleri, laboratuvar çalışmalarında kazandıkları tecrübeleri şirketlerde göstermelerini ve onların o stajları süresince kendini göstererek staj sonrasında o şirkette beğendilerse, karşılığı olarak anlaştılarsa o şirkette tam zamanlı çalışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle de bilgisayar mühendisi bölümümüzün Mezun olduktan sonra iş bulma olasılığı son derece yüksek durumda arkadaşlar. Peki öğrencilerimiz başarılı. iyi bir eğitim modelimiz var. Uluslararası tecrübeli e, bir kadroyla bunları sağladık dedik. Peki bunu nasıl başardık? Arkadaşlar bölümümüzü kurarken yurt dışı doktorlu akademisyenleri bölümümüze kattık. Örneğin Amerika'da. İlk onda yer alan bilgisayar mühendisliğinde Georgia e. Tech'ten doktorasını almış üç hocamız Case Western'dan, University of Kentucky'den, farklı üniversitelerden, İngiltere'den, İspanya'dan, güçlü üniversitelerden, başarılı üniversitelerden doktorasını almış hocaları transfer ettik arkadaşlar. Bunu niçin yaptık? Arkadaşlar belki herkes şeyin farkında değil ama bir üniversiteyi üniversite yapan iki tane önemli konu var. O da bölüm hocalarının başarılı olması ve o bölümü tercih eden öğrencilerin başarılı ve odaklı olması, çalışkan olması. Aslında üniversiteyi bölümün başarılı yapan şey insan kaynağı arkadaşlar. Bu nedenle de audio bilgisayar mühendisliği olarak güçlü bir akademik kadro için yurt dışı tecrübesi olan uluslararası arenada yayınlarıyla, projeleriyle ses getirmiş olan hocaları bölümümüze transfer ettik arkadaşlar. Peki başka neler yaptık Agü Bilgisayar Mühendisliği'nde? Mesela arkadaşlar TÜBİTAK, Nokia, TürkSel, Türk Telekom, Avrupa Birliği, HAVELSAN gibi şirketler ve kurumlar tarafından geliştirilen, geliştirdiğimiz, desteklenen Arge projeleri yapıyoruz arkadaşlar. Bunu niçin yapıyoruz? Bir bölümü başarılı kılan eğitim müfredatının yanında hocaların ve öğrencilerin araştırma projeleri olduğunu gördük ve sektörden de farklı kuruluşlardan destekleri alarak Gördüğünüz üzere birinde bina hasar tespiti, diğerinde elektrik kaçakların tespiti, diğerinde 5G haberleşmesi, diğerinde su altı haberleşmesi gibi farklı konularda araştırma projeleri yapıyoruz. Zamanımız dar olduğu için sadece bazı örnekler veriyorum. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz arkadaşlar. Peki bilgisayar mühendisliği okuduğunuzda uzmanlık alanları ve ilgili teknolojiler nelerdir diye sorarsanız Bilgisayar mühendisliği olarak arkadaşlar yazılım ve donanım sistemlerine odaklanıyoruz. Donanım dediğimiz şeyler arkadaşlar içerisinde bir işlemcinin olduğu, haberleşme ünitesinin, hafızasının olduğu, elektronik bileşenlerin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Yazılım ise bu donanıma tabiri caizse aklını veren, bu donanımın akıllı bir şekilde çalışmasını sağlayan ve bununla ilgili komutları içeren bir Algoritma veya geliştirilmiş olan e, e, tabiri caizse donanıma ruhunu veren bir sistem. Yazılım ve donanımın e, haricinde arkadaşlar yapay zeka, bilgisayar ağları, blok zincir, makine öğrenmesi, paralel programlama, optimizasyon, veri tabanı, veri madenciliği gibi farklı konularda derslerle öğrencilerimizin teknik altyapılarını geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu niçin yapıyoruz? Bilgisayar mühendisliğinin kariyer fırsatları o kadar geniş ki temelinizi sağlam alırsanız özellikle uluslararası deneyimi olan hocalardan eğitim aldığınızda mezun olduğunuzda teknoloji gelişmişse bile bu işin temellerini bildiğiniz için çok rahat farklı alanlarda projeler, ürünler geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bilgisayar mühendisi olunca neler yapabilirsiniz? Örneğin insan beynini modelleyen akıllı sistemler Hastaların uzaktan muayenesi ve tedavisini sağlayan sistemler, körler için akıllı gözlükler, bilgisayarla düşünce okuma sistemleri, insansız yapay görmeli kalite kontrol sistemleri, günlerce süren problemleri, elle kağıtla çözülemeyen problemleri çözen donanım ve yazılımlar, nano ölçekli, moleküler seviyede haberleşme ağları, gezegenler arasında haberleşmeyi sağlayan algoritmalar, protokoller gibi farklı konularda dünyayı etkileyecek küresel sorunlara çözümler getirebilecek birçok çözüm geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki buradaki ön koşul ne? Çok iyi bir eğitim alıp çok iyi araştırma projelerine yer almanız sizin için her zaman büyük bir avantaj olacaktır. Peki ARGE projelerimizden bahsettik. Sadece uluslararası deneyime sahip araştırma projeleri olan akademisyenler değil, aynı zamanda TÜBİTAK teşvik ödülü olan, Türkiye Bilişim Derneği ödülü olan Türkiye Bilimler Akademisi'nden farklı kuruluşlardan e, ödüller alan başarılı akademisyenleri transfer ettik arkadaşlar. Bir bölümü başarılı kılan öncelikle öğrenci ve öğretim üyesi dememin nedeni arkadaşlar. Çünkü baktığımızda dünyaya aslında e, çok önemli faydalar sağlayan bölümlerin hepsinde bu özellik var arkadaşlar. Birinden biri eksik olduğunda maalesef orada istenen başarı elde edilemiyor. Bölüm hocalarımızın başarılarının yanında öğrencilerimizle de gurur duyuyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz başarılı şirketlerde çalışıyorlar. Biraz önce söylediğim Aselsan, Havelsan, Vodafone, Huawei, Nokia gibi şirketlerde. Aynı zamanda arkadaşlar ülkemizde son birkaç senedir uygulanmakta olan teknolojik ürünlerin, hizmetlerin, yenilikçi ürünlerin, projelerin sergilendiği TeknoFest yarışmasında 2020 yılında birincilik, 2021 yılında ikincilik ödülünü öğrencilerimiz aldı ve öğrencilerimizin de bu başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bunu için söylüyorum? Dediğim gibi bir bölümü başarılı kılan hem öğrencisi hem de o bölümün akademisyenlerinin başarılı olması çok şükür çok emek sarf ettik ama öğrencilerimizden de bu başarıları gördüğümüzde gurur duyuyoruz arkadaşlar. Şimdi önemli olan birçok konudan bahsediyoruz. Bugüne kadar şu ana kadar önemli konulardan, işte yurt içi ve yurt dışındaki mezunlarımızın çalıştığı yerlerden, staj olanaklarından, İngilizce dil eğitiminin öneminden, değişim programlarından, akademisyenlerimizin uluslararası tecrübelerinden, başarılarından, uzmanlık alanlarından bahsettik. Bir bölümü üniversiteyi seçerken öğrencilere sorduğumda diğer bir soru ise Agü'deki bir üniversitedeki kampüs ortamı, yurt olanakları nasıl diye sorular geliyor arkadaşlar. Üniversitemiz özellikle son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarla yeşillikler içerisinde kurulmuş, yurtlarında her türlü beyaz eşyanın eşyan olduğu, sizlere kullanıma direkt hazır olan e, ekipmanlarla dolu e, yurtlarla donatılmış bir kampüs ortamı sunuyoruz. Aynı zamanda üniversitemizde spor merkezleri veya yurdumuzda öğrencilerimizin çeşitli etkinlikleri sergileyebilecekleri yeşillikler içerisinde alanların olduğu bir kampüs ortamı. 7-24 çalışabileceğiniz, kütüphanesinde binlerce kitabın olduğu, e, milyonlarca online kaynağın sizlerin hizmetine sunulduğu bir ortamı görebilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda özellikle Kayseri'ye gelmek isteyen, Kayseri'de üniversitemizi görmek isteyen kişileri cumartesi, pazar, bu hafta veya gelecek hafta kampüsümüze beklediğimizde belirtmek isterim. Gelemeyecek olanlar için bölüm web sitemizde bu resimleri bulabilirsiniz veya şu anda gördüğünüz resimlerde görüldüğü gibi koşullarımız, yurt imkanlarımız, dersliklerimiz, laboratuvarlarımız, spor merkezlerimiz son te teknolojiyle donatılmış bir devlet üniversitesinin çok e, daha ötesinde sizlere olanaklar sunmakta arkadaşlar. Peki diğer bir konu ne? Öğrenci kulüpleri, algı bilgisayar mühendisliğinin Öğrencilerinin katıldığı kulüplere baktığımda Computer Society Kulübü, Gaming Kulübü, İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü, blockchain Zincir Teknoloji Kulübü, Spor Faaliyetleri gibi kulüpler görüyorum. Ve bu kulüplerde sadece bizim bölüm öğrencilerimiz değil, diğer bölüm öğrencilerinin de katıldığını, interdisipliner araştırmalar, interdisipliner projeler veya etkinlikler düzenlediklerini görüyorum. Dolayısıyla öğrenci kulüplerine, sosyal ortamada önem veren öğrencilerimiz için de bunları belirtmek istedim arkadaşlar. Birçok detay verdim. Bilgisayar mühendisliği ile ilgili avantajlardan bahsettim. Aynı zamanda bir üniversitenin bölümünün seçilmesi için gerekli kriterlerden bahsettim. Bunları sizlere şimdi kısaca özetlemek isterim. 5 dakika içerisinde bunu özetleyeceğim. Sonrasında da soru cevap bölümünde sizlerin de sorusunu almak, sorularını almak isterim arkadaşlar. Şimdi özetle neden Agü Bilgisayar Mühendisi dediğimizde üniversite bölüm seçme kriterlerine baktığımızda arkadaşlar mezunlarımız yurt dışında ve Türkiye'de başarılı şirketlerde, üniversitelerde çalışıyorlar. Mezun olmadan önce %90'ı iş buluyorlar. Mezun olduktan 3 ay içerisinde de %100'e varan bir başarı da me mezunlarımızın iş bulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Mezunlarımızın çalıştığı şirketlere baktığımızda Türkiye'de savunma sektöründe Aselsan, Havelsan Telekom sektöründe Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, bankacılık sektöründe Garanti Bankası gibi farklı alanlarda mezunlarımızın çalıştığını görüyoruz. Veya Almanya, İspanya, Danimarka gibi farklı ülkelerde şirketlerde çalıştığını, üniversitelerde master doktor yaptıklarını görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir neden ise yurt dışı tecrübeli, başarılı olan, ödülleri olan akademisyenlerden oluşmuş bir bölümümüz arkadaşlar. Bunu niçin vurguluyorum? Hatırlayın. Bir bölümü, bir üniversiteyi başarılı yapan iki önemli etken var. Başarılı öğrenci ve başarılı akademisyenler. Çok şükür Amerika, İspanya, İngiltere gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden doktorasını almış, kendi alanlarında başarılı, uluslararası yayınları ve projeleri olan akademisyenlerden oluşmuş bir bölüme sahibiz. Bu nedenle de arkadaşlar Ağu Bilgisayar Mühendisliği diğer bölümlere göre, diğer üniversitelere göre Biraz daha öne çıkmaya başladı arkadaşlar. 7 artı bir eğitim modelini e, uyguluyoruz. Özellikle son dönem 4 aylık 5 aylık iş yeri deneyim programımız öğrencilerimizin mezun olmadan iş bulması konusunda son derece avantajlı bir durum sergilediğini görüyoruz. Ve bu eğitim modelini de öğrencilerimizin faydasına e, ilerleyen yıllarda da sunacağız arkadaşlar. Yaklaşık 3 senedir bu modeli gerçekleştirdik. Ve bu model sayesinde öğrencilerimiz daha mezun olmadan kendi yeteneklerini, tecrübelerini, üniversitede kazandıkları teorik, pratik eğitimleri, uygulamaları ve proje tecrübelerini iş yerinde veya üniversite laboratuvarlarında, araştırma merkezlerinde gösterme fırsatını elde ettiler arkadaşlar. Yeni teknolojilere uygun müfredatımız, araştırma projelerimizde arkadaşlar öğrencilerimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Güncel teknoloji hakim olarak mezun oluyorlar arkadaşlar. Öğrenci memnuniyeti araştırmalarında birinci oluyoruz. Üniversitemiz bu konuda çok etkin bir rol e, rol oynuyor. Özellikle öğrenci odaklı bir sistem oluşturduğumuz için e, geçen hafta açıklanan, daha birkaç gün önce açıklanan bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan öğrenci memnuniyeti anketlerinde son 3 yıldır birinci oluyoruz ve bunu da vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Amerika'da dil okul fırsatı başarılı öğrencilerimize sunuyoruz. %100 İngilizce dil eğitimi, değişim programları sunuyoruz. Yurt dışı stajlar, kariyer fırsatları sunuyoruz. Yurt imkanları ve kampüs ortamına baktığınızda arkadaşlar yeşillikler içerisinde her türlü beyaz eşyası, ekipmanları, bir öğrencinin rahat edebileceği imkanlar ve yurt imkanları sunuyoruz. Öğrenci kulüplerinde de farklı konularda öğrencilerimizin bir araya gelmesini sadece bölüm içerisinde değil interdisiplinler konusun, konular konusunda projeler, yarışmalar, etkinlikler yapmalarını sağlamak için öğrenci kulüpleri e, sizlerin katılmasına sunuyoruz. Ve yeni öğrenci kulüplerine de sizlerin de tavsiyelerini önerilerinizle her zaman açığız arkadaşlar. Sunumuma son verirken şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer bilgisayar mühendisliği gibi geleceğe damga vuracak teknolojileri öğrenmek, oyun programlama, siber güvenlik, yapay zeka, nesnelerin interneti, kablosuz haberleşme, ağ güvenliği, mobil teknolojiler gibi geleceğe damga vuracak teknolojileri öğrenmek, uygulama bu konularda ürünler geliştirmek isterseniz sizleri Agü Bilgisayar Mühendisliği'ne bekleriz arkadaşlar. Ben Agü Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Çağrı Güngör olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa soru cevap bölümüne ve sohbet bölümüne sorularınızı yazarsanız çok memnun olacağımı belirtmek isterim. Bugün anlattığım sunumu beğenen, bizlere ulaşmak isteyen öğrencilerimiz için de e-mail olarak jagri.gungor.agu.edit.tr sitesine, e-mail adresine e-maillerinizi bekliyorum. Bölüm web sitemizi Twitter, Instagram hesabımıza takip ederseniz bölümümüzün başarıları ile ilgili e son haberlerle ilgili detaylı güncel bilgilere de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi soru cevap bölümü için yaklaşık bir e 20 dakikalık süremiz var. Sizlerine sorularını almak isterim arkadaşlar. Hocam yurtlar şansa mı seçiliyor yoksa başarı sıralamasına göre mi? Arkadaşlar yurt seçimi konusunda başarı sırasında da bakıyoruz. Eğer başarılı öğrencilerseniz yurt konusunda öncelikler veriyoruz. Orada birkaç türlü farklı seçim kriteri var. Bir kere Kayseri dışından geliyorsanız ve başarı sıranız yüksekse size daha fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizle eşit şans vermek istediğimiz için de başarı sırasına özellikle de fırsat eşitliğine dikkat ediyoruz. Başka sorusu olan var mı? Güzel sunumunuz için teşekkürler. Staj ve son yıllardaki uygulama eğitim firmaları öğrencim buluyor. Bölüm yardımcı oluyor mu? Çok güzel bir soru göktü. Her iki durumda söz konusu olabiliyor. Örneğin biz öğrencilerimize özellikle yurt dışı firmalarda staj imkanını bulabilmek için üniversitelerde araştırma merkezinde, yurt dışındaki kurumlarda imkanlar sağlayabilmek için bayağı yardımcı oluyoruz. Türkiye'de de özellikle markası, marka değeri bilinen yüksek firmalarda işte Tayi, Aselsan, Havelsan e, gibi, Türk Telekom gibi, Türknet gibi farklı kuruluşlarda öğrencilere yardımcı olduğumuz oluyor. Tabii ki bunun yanında çok aktif bir öğrenci topluluğumuz var. Aktif öğrencilerimiz de özellikle Türkiye'nin ve yurtdışının başarılı şirketlerini takip ediyor, kendi e, imkanlarıyla, kendi girişimlerini kullanarak da bulanlar oluyor. Diyelim ki bir öğrenci çabaladı, bulamadı. O zaman biz bölüm olarak onlara yardımcı olmayı bir görev görüyoruz. Çünkü öğrencimizin başarılı olması bizim de başarılı olmamızı sağlayacağı için bizler elimizden gelenin hepsini yaparak onlara yardımcı oluyoruz. Hocam benim sıralamam 48 bin. Agü Bilgisayar Mühendisliğine girme olasılığım sizce nedir? Geçen seneki başarı sıramız arkadaşlar belki takip etmişsinizdir. En başarılı adayımız tavan puanımız, sizin başarı sırası yaklaşık 14 bindi. Taban puandan giden arkadaşımızın başarı sırası 45 bindi. Bu sene kontenjanımız geçen seneye göre 5 kişi daha artırıldı. 70 70 75 oldu. Şu anki başarı sıramızı tabii ki ben de tahmin edemiyorum ama 48 binde olan bir adayın geçen seneye göre baktığımızda bize girme olasılığı işte yüzde 70, yüzde 80. Ama bilemediğimiz için de ben eğer öğrencimiz e, bilgisayar mühendisliğine ilgi duyuyorsa, agü bilgisayar mühendisliğine okumak istiyorsa, mutlaka birinci tercih olarak yazmasını, hayırlısıysa da e, kendisini bölümümüzde görmek istediğimizi belirtmek isterim. Ar e, Hocam çap imkanlarınız nelerdir? Hangi bölümde yapılabilir? Arkadaşlar, üniversitemizde, bölümümüzde, Çift ana dal programları yürütüyoruz. Başarılı öğrencilerin farklı bölümlerde, örneğin bizim bilgisayar mühendisliği okuyan öğrencilerimiz genellikle elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi alanlarda çift ana dal programları da yer alabiliyor. Bunun için de arkadaşlar bölümde not ortalamanızın iyi olmasını istiyoruz. Çift ana dal programları kolay programlar değil, ama başarılı öğrencilerimize bu konuda fırsatlar sunuyoruz özellikle çift ana dal programını seçtiğinizde hem bilgisayar mühendisliğinin hem de seçtiğiniz bölümün tüm teknik zorunlu derslerini almanız gerekiyor. E, bu konuda hedefli olan, ısrarlı olan başarılı öğrencilerimize de bu imkanı sunuyoruz. Üniversite öğrencilerinin ortalama olarak yüzde kaçı gezi programları ile yurt dışına çıkma şansı bulunuyor? Açıkçası arkadaşlar biz gezi programları ile yurt dışına gitmesini değil, Erasmus programlarıyla, veya kendi bulduğumuz üniversitelerin, şirketlerin imkanlarıyla öğrencimizin yurt dışında stajlar yapmasını veya farklı projelerde yer almasını sağlıyoruz. Örnek vereyim. Biraz önce sunumunda belirttiğim işte akıllı şehircilik, otonom araçlar, blok zincir, yapay zeka konularında uluslararası bitirme projelerini biz Avrupa Birliği projemiz sayesinde gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin tüm uçakdaki otel konaklama masrafları ve orada e, yaşarken e, yaşam masrafları gibi tüm e, masrafları Avrupa Birliği projemizden karşıladık. Başka bir öğrencimiz Erasmus programı ile gitti. Başka bir öğrencimiz İspanya'daki üniversite tarafından desteklendi. Başka bir öğrencimiz Danimarka'daki şirket tarafından gerçekleşti, desteklendi. Dolayısıyla farklı imkanlar, farklı durumlar söz konusu oluyor. Biz genelde gezi programları deyince neyi kastettiğinizi tam anlayamadım ama bizim sağladığımız fırsatları özetleyecek olursak yurt dışı anlamında Avrupa Birliği projeleri, Erasmus değişim programları veya yurt dışındaki firmaların, üniversitelerin öz kaynağı sayesinde oluyor. Bengüden başka bir soru gelmiş. Çap yaptığımızda bitirme projemizi hangi bölümden yapacağımıza nasıl karar veriyoruz? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Biz bilgisayar mühendisi olarak çift ana dal programında yer almış bir öğrencinin öncelikli olarak bilgisayar mühendisliğinde bitirme projesini yapmasını istiyoruz. Çünkü biz öğrencimize gerçek dünya problemleriyle ilgili proje veriyoruz. Ve mümkünse diğer çift ana dal yaptığı bölümün zorunlu olan bitirme tezi projesinde yapmasını tavsiye ediyoruz ve istiyoruz. Hocam benim sıralamam Yusuf sormuş 14 AGÜ tarafından herhangi bir burs sağlanıyor mu? AGÜ tarafından, vakfımız tarafından farklı burs olanakları var arkadaşlar. Burs olanakları özellikle bölüme birinci, ikinci girerseniz değişiyor. Bunun detaylarına da ulaşmak isterseniz aday.agü.edu.tr tekrarlıyorum aday.agü.edu.tr'de burs olanaklarına ulaşabilirsiniz. Örneğin bölümü birinci olarak kazanan bir adayımıza, öğrencimize 5 sene boyunca 1500 lira aylık cep harçlığı sunuyoruz. Yurtta konuklu, konaklama imkanı veriyoruz. İşte başarılı adaylara bilgisayar, laptop gibi olanaklar sunuyoruz. Tabii ki bu sıralamanıza göre, bölümdeki başarı derecenize göre değişiyor. Geçen sene olsaydı Yusuf, 14 binden en başarılı öğrencimiz geldiği için bu bursları alma olasılığın yüksek. Ama her sene bu başarı sıralamaları değiştiği için şu anda garanti bir şey söyleyemiyorum ama detaylara ulaşmak istersen aday.agü.edu.tr sitesine gidip burslu alınaklarımıza bakabilirsiniz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? O zaman ben sizlere şimdiden çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Sağ olun, var olun. Bir bölümü tercih ederken biraz önce söylediğim mezunlarına, akademisyenlerine, eğitim modellerine, araştırma imkanlarına, öğrenci memnuniyet hareketlerindeki başarılarına, yurt imkanlarına, İngilizce eğitim verip vermediğine, yurt dışı ve yurt içi staj ve kariyer fırsatlarına, öğrenci kulüpleri gibi sosyal ortamına dikkat etmenizi öneririm. Başka sorunuz varsa da mutlaka web sitemize ve e-mail adresimize bakarak bizlere ulaşmanızı isterim. Twitter ve Instagram hesabımızdan da arkadaşlar bizlere ulaşabilirsiniz. Bölümümüzle ilgili diğer önemli haberleri de görebilirsiniz. Her şey için çok teşekkür ederim. Sözlerime son verirken 2022 yılında bu yıl için bugün ve yarın tanıtım standında 1 ile 5 arasında olacağız. Gelecek haftada Cuma, Cumartesi, Pazar, 29, 30, 31 Temmuz günlerinde yine 1 ile 5 arasında tanıtım standında algı Kampüsü'nde, Kayseri'de, Sümer Kampüsü'nde yer alacağız. Detaylı sorularınız olursa Lütfen bizlerle yüz yüze gelişmeyi görün. Kampüs imkanlarımızı, laboratuvar imkanlarımızı, yurt imkanlarımızı kendi gözlerinizle görün. Kütüphanemize bakın, kitaplara bakın, son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımıza bakın. Özellikleri bunlar bunlara bu gibi kriterlere bakarak e, tercihlerinizi yapmaya çalışın. Eğer Kayseri'ye gelme imkanı olmayan öğrencilerimiz varsa onlar da bana jagri.gungor.agüeditr adresine ulaşabilirler. Ulaşan, benimle konuşmak isteyen, görüşmek isteyen kişilerle de Zoom'dan veya telefonla görüşebiliriz. E-maillerinizi bekliyorum. Twitter'dan da ve Instagram'dan da güncel haberlerimizi izlerseniz sevinirim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Şimdilik sizlere başarılar diliyorum. Dediğim gibi geleceğe damga vuracak teknolojileri öğrenmek istiyorsanız sizleri Agü Bilgisayar Mühendisliği'ne bekliyoruz. Sizlere şimdiden teşekkür ederim. Tercihlerinizde kolaylıklar dilerim.